Merhaba, haftanın ve bir gündemine hoş geldiniz. Günümüzde oldukça popüler bir hale gelen NFT'ler belki de Metaverse'ün kendine has özelliklerini en çok içinde barındıran bir büyük teknolojilerinden. Tabii NFT'lerin ulaştığı bu popülerlik markalar için yeni pazarlama fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Ünlü bir satış şirketi Ticketmaster'da NFT'leri pazarlama faaliyetlerine entegre etmeyi başaran şirketler arasında yerini alıyor. Geçtiğimiz günlerde Ticketmaster, LinkedIn'de yayınladığı bir iş ilanında NFT biletleme konusunda tecrübeli mühendisler aradığını dile getirdi. Bu gelişmeden artık gittiğimiz konserlerin, tiyatroların, spor müsabakaların biletlerine fiziklerin yanında dijital olarak yani NFT olarak da sahip olabileceğimiz anlamına geliyor. Elimizdeki NFT'lerin değeri ise gittiğimiz etkinliğin ne kadar özel olduğuna ya da bilet sahibinin ne kadar ünlü olduğuna göre, kim olduğuna göre değerinin belirleneceğini düşünüyorum. Diğer bir haberimiz ise genelde sert ve keskin açıklamalarıyla gündeme gelen Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin'den. Geçtiğimiz günlerde Vitalik Buterin Twitter'da paylaştığı bir gönderide günümüz şirketlerinin Metaverse'e girme ya da Metaverse'ü şekillendirme çabalarının bir yere varmayacağı, yani sonuçsuz kalacağını söyledi. Paylaştığı tweette Vitalik şirketlerin Metaverse'e girme çabalarını anladığını ve Metaverse'ün ileride gerçekleşeceğini ancak şu anda Metaverse'ün ne yöne evrileceğini ya da insanların Metaverse'ten gerçekten ne beklediğini bilemeyeceğimizi, o yüzden şirketlerin aslında fazla erken davrandığını söyledi. Ayrıca tweet altına farklı bir kullanıcının yanıtına cevap veren Vitalik, Facebook'un da yani Meta'nın da şu anki girişimlerinin sonuçsuz kalacağını ve yine bir yere varmayacağını söyledi. Ben de size aslında şunu sormak istiyorum. Metaverse aslında şu anda potansiyelinin oldukça başında olan bir kavram ve henüz gerçekten çok toy bir kavram. Ancak birçok şirket ya da birçok marka, birçok teknoloji firması, hatta geçtiğimiz günlerde Deva Partisi'nin de Metaverse'te miting yaptığını düşünürsek siyasi partiler bile Metaverse'ü aslında olduğundan daha yüksek potansiyelde ya da potansiyeline ulaşmış bir şekilde mi gösteriyor, yoksa sizce olması gereken bu mu? Yani Metaverse şu anda hak ettiğini mi alıyor, yoksa mevcut potansiyelinden çok daha üst bir potansiyelde mi görünüyor? Gerçekten düşüncelerinizi merak ediyorum, yorumlar kısmında bekliyorum. Artık Web3 teknolojileri sadece markalar tarafından değil, spor kulüplerince de benimsenmeye başlandı. Tarafların kulüplerine daha yakın olmalarını mümkün kılan ve tarafların aslında kulüplerinin vereceği kararlarda söz hakkına sahip olmalarını sağlayan taraftar tokenlar ise günümüzde oldukça popüler bir hal aldı. Taraftar token denildiğinde akla gelen ilk platformlardan biri olan Socios, geçtiğimiz günlerde Barcelona Futbol Kulübü'nün yan kolu olan Barça Studios'un 24,5 hissesini satın aldı. Yaklaşık 100 milyon dolara gerçekleştirilen bu satın alınma Socios, Barcelona'nın Web3 içerik stratejisini uygulamaya koymayı ve Barcelona'nın kendi teknolojisinden yararlanmasını mümkün kılacağını söyledi. Ünlü meme token Shiba, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından gizemli bir video paylaşımı yapmıştı. Videoda ne olduğu belli olmayan bir silüet yer alıyor. Videonun yarattığı gizem aslında Shiba'nın hayranlarını ve yatırımcılarını oldukça meraklandırdı ve Shiba'nın fiyatında biraz artış gösterdi. Neyse ki Shiba paylaştığı yeni bir videoyla yatırımcılarını daha fazla meraklandırmadan bütün gizemi ortadan kaldırdı. Shiba yaptığı yeni bir video paylaşımında videodaki silüetin yeni çıkacak kart oyunu Shiba Eternity'ye ait olduğunu söyledi. Oyun hakkında şu anda pek detaylı bir bilgimiz olmasa da Google Play'de ve App Store'da ileriki zamanlarda bulunacağını söyleyebiliriz. Haftanın Web3 gündemi serisine başladığımızdan beri neredeyse her hafta bir kripto para platformunun saldırıya uğradığı haberini sizlere aktarıyorum. Ne yazık ki şimdi de öyle bir haberle karşınızdayım. Geçtiğimiz günlerde bir köprü platformu olan Nomad Bridge yeni bir güncelleme yaptı ve güncellemenin ardından oluşan bir kod hatası nedeniyle Nomad Bridge'den yaklaşık 200 milyon dolar çalındı. Oluşan kod hatası kullanıcıların karşı taraftaki adresi kendi adresleriyle değiştirip aktarımı tekrarlamalarına izin veriyordu. Böylelikle kullanıcılar istedikleri kadar para aktarımını kendilerine gerçekleştirebiliyorlardı. Nomad yapılan saldırının ardından ilgili hesapların ve fonların izini sürüp tekrardan kurtarmaya amaçladığını belirtti. Evet, olumsuz bir gelişmeyle bitirmiş olsak da Web3 açısından oldukça yoğun bir haftayı yine geride bıraktık. Haftanın Web3 gündemine kadar kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.